Teknoloji Ok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir kutu açma videosuyla karşınızdayız. Bugün kutusunu açacağımız cihaz ise 10. nesil bir canavar diyebiliriz. Hemen kutusunu şöyle açmaya başlayalım. Gel Oğuz, yaklaş abi, herkes görsün. En önce kutunun dışına bir bakalım, cihazımızın ismine ve özelliklerine göz atmış olalım. Bize gelen bilgisayar arkadaşlar Monster'ın Abra A7 ve 11.2.2 modeli. Bu bilgisayarda Intel'in 10. nesil i7 işlemcisi bulunuyor. 2 tane 8 GB'lık DDR4 RAM'imiz var. Yani toplamda 16 GB'lık DDR4 RAM var. 256 GB'lık SSD bulunuyor. 4 GB'lık GTX 1650, 17.3 inçlik LED 120 Hz'lik de bir ekranımız var. Özelliklerimize baktıktan sonra kutumuzu yavaş yavaş açalım. Evet. Klasik Monster kutusu arkadaşlar. Zaten daha önce Monster'dan bilgisayar aldıysanız ya da kutu açılış videolarını izlediyseniz bu kutuya aşinasınızdır diyebiliriz. Bu arada şunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Şu aralar oyun bilgisayarlarına gerçekten muazzam bir talep var. Dolayısıyla halihazırda mevcut bakiyeler, yani atıyorum bir iki ay önce 5000-6000 liralar oyun bilgisayarları buluyorduk. Fakat şu anda onları bulmak bile mümkün değil. Hatta 7-8 bin liralara satılan modeller bile anında tükeniyor arkadaşlar. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim ve kutumuzu açmaya devam edelim. Şimdi kaldırdık. Şu süngeri de şöyle alalım. Bir sünger daha çıktı. Evet, klasik olarak bilgisayarımız şöyle burada. Buna birazdan geçeceğim. Buralarda neler var bir bakalım. Şurada bir flash bellek içerisinde Monster sürücüleri geliyor. Ve burada da bir hard disk kızağı mevcut. Bunu da şöyle yerine koyalım. Burada da muhtemelen güç adaptörü bulunuyor. Gayet büyük bir güç adaptörü ve güç kablosu. Zaten bu adaptörün daha küçük olmasını beklemek biraz saçma olurdu. Şimdi gelelim asıl önemli olan meseleye. Yani neye? Laptopumuza. Şu aralar koronavirüs günlerinde evde can sıkıntınızı gidermek için en önemli yol arkadaşımız diyebiliriz bu bilgisayara. Şöyle açalım. Hoppa. Şurada da bir yine koruma süngeri var. Bunu da alalım. Şunu da çıkartalım. Şöyle döndürelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Intel i7 10. nesil işlemciye sahip bir Monster Notebook burada bulunuyor şu anda. Şarjı var mıdır? Bir şansımızı deneyelim mi? Basalım power tuşuna. Evet, açılıyor. Klavye yine gayet güzel. Evet. Bilgisayarımız açılıyor. Evet arkadaşlar, dilerseniz şöyle notebook'umuzu kapatalım. Şunu çıkartalım. Şurada bir canavarın gözünü görelim. Ardından notebook'umuzun tasarımına bakalım. Aslında bu daha önceden alışık olduğumuz bir tasarım çizgisi diyebiliriz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yine power, Type-C ve HDMI girişleri arka tarafta konumlandırılmış. Şurada bir adet hafıza kartı okuyucumuz var. 2 tane USB 3 yan yana bulunuyor. Ön tarafta bakıyorum, burada bir ışık yok. Biliyorsunuz bazı toolbar modellerinde burada ışık oluyordu. Fakat var burada. Işık bulunmuyor. Yan tarafına geçtiğimizde burada bir Ethernet girişimiz mevcut. Yine yanında USB girişi var. Mikrofon ve kulaklık girişleri ise ayrı ayrı konumlandırılmış diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu bilgisayarın incelemesini hızlı bir şekilde yapacağız. Oyun testlerini yapacağız. Hangi oyunda kaç FPS verdiğini sizlerle paylaşacağız. Biliyorsunuz bazı Türkiye'de oynanan, çok oynanan klasik oyunlar var. Nedir bunlar? GTA 5, PUBG, Counter Strike, Doom Eternal gibi oyunları test edeceğiz. Bu oyunlarda en yüksek sistem gereksinimlerinde kaç FPS verdiğini göreceğiz ve önerilen sistem gereksinimlerinde, yani oyunun bize önerdiği sistem gereksinimlerinde bu bilgisayarın kaç FPS aldığına beraber bakacağız.
Tabii günün sonunda arkadaşlar 10. nesil işlemciyle çok fazla şey değişmiş olabilir. Bunları da size incelememizde bahsetmeye çalışacağız. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu notebook'un inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.